Dünyanın neresinde namaz kılmaya kalkan olursa Müslüman, nereden kalkarsa kalksın, fevelli veceheke, yüzünü çevir, şatral mescidil haram. Mescid-i haramın olduğu tarafa. Allah istiyor, ne yapalım? Canım ben ne tarafa durarsam durarım. Ben kıldım oldu, ben durdum. Olmaz. İbadet Allah için yapılır. Allah için yapılan ibadetin sınırlarını Allah ve Resulü belirler. Sen kendi kafandan yapamazsın. Fevelli vecheke şatral mescidil haram. Mescid-i haram büyük, dünyadaki bütün mescitlerin anası, esası. Mescid-i haramın ortasında ne var? Bir kardeşimiz söylesin. Ne var Mescid-i haramın ortasında? Beytullah, Beytullah. Dört duvardan ibaret Kabe. Arapçası Kabe. Bir diğer adı Beytullah. Bir diğer adı Beytül Atik. Kabe-i Muazzama, Kabe-i Mükerreme. Arapça Kabe demek küp demek, küp. Dört tarafı birbirine eşit küp tabir ediliyor. Dört duvar. Ortasında o var. Bunun önemi ne? Geçen ders arz etmiştim. İnne evvele beytin, yeryüzünde Allah'a ibadet için ortaya konmuş, temeli atılmış, duvarı örülmüş tek bina. Evvele beytin, ilk ev. Özelliği buradan geliyor. Onun için Beytül Atik çok eski, çok temelli, çok kıdemli bir ev. Hazreti Adem'den itibaren var. Ama daha ziyade Hazreti İbrahim ile oğlu İsmail aleyhisselam, bu iki Allah'ın Resulü'nün ismi etrafında yoğunlaşıyor. Kur'an'da bizzat adı geçiyor. Fihi, o Kabe'de, Mescid-i Haram'da vardır. Ayatün ayetler, beyinatun açık açık ayetler. Makamı İbrahim, İbrahim Aleyhisselam'ın makamı vardır. Şimdi Mescid-i Haram'a giden Müslümanlar, Beytullah'a giden Müslümanlar, aynı zamanda makamı İbrahim'e de gidiyorlar mı, gitmiyorlar mı? Bakın nereye gidiyorlar? İbrahim'e gidiyorsun. Makam-ı İbrahim'de iki rekat namaz kılıyorsun. Oradan çıkıyor zemzem içiyorsun. Oradan çıkıyor Safa Tepesi'ne gidiyorsun. Safa Tepesi'ne Merve'ye gidiyorsun. Yedi kere gidip geliyorsun. Tıraş oluyorsun. İhramdan çıkıyorsun. Temizleniyorsun. Nedir bunlar? Nedir bunlar? Makam-ı İbrahim. Aman ya Rabbi. İbrahim kim? Günde beş vakit namaz kılan her Müslüman, kıldığı namazların son rekatında selam vermek için tahiyyata oturduğumuz, adına fıkıh kitaplarında kade-i ahire, son oturuş dediğimiz, tahiyyattan sonra okuduğumuz salavat-ı şerifelerde ismi açıkça geçen Efendimiz'den sonra, Allah'ın Resulü, son Resulü Muhammed Mustafa'dan sonra ismi geçen peygamber kimdir? İbrahim Aleyhisselam. Kema salleyte ala İbrahim ve ala Ali İbrahim. Bak iki defa geçiyor. Kema barekte ala İbrahim ve ala Ali İbrahim. Dört defa geçiyor. Dört defa. Düşünebiliyor musunuz? Günde 40 rekat namaz kılan, vitir namazıyla beraber günde 40 rekat namaz kılan bir Müslüman kaç defa İbrahim kelimesini tekrar ediyor da hiç farkında değil. Babanızın adını bile bu kadar tekrar etmezsiniz bir günde. En çok sevdiğiniz adamın bile bu kadar ismi geçmez günlük hayatınızda. Ama İbrahim geçiyor. İçinizde soruyorum, bir gün merak edip de
Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Aleyhisselam'ın adına bir sure var. Bu sureyi baştan sona kadar tefsirini okuyan var mı yok mu? İbrahim suresini okuyan parmak kaldırsın. Bak hiçbiriniz okumamışsınız. Bir kişi okumuş, Allah razı olsun. Sûret-i İbrahim, ya bir gün Kur'an-ı Kerim'i elinize alın da Allah aşkına hacılar. Biraz hacca gidenlere söylüyorum. Ayıptır ya. İbrahim Aleyhisselam'ın adına Kur'an'da bir sure var. Açın okuyun bu sureyi, tefsirini okuyun. Niye bu kadar Kur'an'dan uzakız? Niye Kur'an'ın manasından, mesajından bu kadar uzaktasınız? Şimdi söylüyorum, şu dersi dinleyen Müslümanlara vebal bırakıyorum. İbrahim suresini Kur'an'ın tefsiriyle beraber okumayanlardan davacıyım. Hadi bakayım. Okuyacaksınız. Okumayı bilmiyorsanız birisine okutup dinleyeceksiniz. İbrahim suresi. Kur'an'da bir sure ya. Günde şu kadar ismini zikrediyorsunuz. Adam merak etmez mi? Nedir bu İbrahim? Kimdir bu İbrahim? Sallallahu aleyhi ve sellem. Sadece işte Urfa'da Balıklı Göl, Halilurrahman makamı, Nemrut ateşe, bunlarla sure okuyacaksın. En kaynak, en sağlam kaynak Kur'an'dır. Hacılarımız orada defalarca namaz kılmışlardır. Umre'ye gidenler, hacca gidenler, makam İbrahim, ya peki İbrahim kim kardeşim? Tamam, makamını gördün. Özelliği ne İbrahim'in? Hususiyeti ne? Mahiyeti ne? Şahsiyeti ne? Neden önemlidir İbrahim? Bütün bunları merak etmek zorundayız. Düşünün ki oğlu İsmail'i kurban etmek için Arş-ı Ala'dan ayet geliyor. Ey İbrahim, oğlun İsmail'i kurban et. Yatır kellesini, kafasını boğazından kes, kurban et diyor. Hiçbir peygambere böyle bir emir gelmemiş. O da tereddütsüz, hiçbir tereddüt göstermeden oğlunu vallahi bıçak altına alıyor. Oğlu İsmail de santim tereddüt etmiyor. Madem ki Allah senden beni kurban etmeni istiyor, ben Allah'a kurbanım, yatır gözümü de bağlama, açıkça beni kurban et diyor. Ey babam, İbrahim deyip geçmeyin. İşte kurban oradan patlıyor. Kurban oradan ortaya çıkıyor. Allah nasip ederse işte bugün ayın 20'si, kaç gün var bayrama? 11 gün burada var. 6 günde öbür gün Nisan'dan ne oluyor? 17 günlük bir zamanımız var. Kurban mevsimi yaklaşıyor. Şu noktaları kısa kısa arz ettikten sonra kurban üzerinde durayım. Cemaatimizden çokları bu konuda vallahi hata ediyor, yanlışlık yapıyor, boşluk bırakıyor. Arz edeyim. Bu konuyu bugün burada arz etmeye çalışayım. Kurban. Değerli kardeşler, mümin kardeşler, kurban deyip geçmeyiniz. Kurban ibadeti, evvela bir ibadet zaten. Kurban kelimesi kişiyi Allah'a yaklaştıran şey demek. Kurban. Kurba, karib, akraba, hepsi aynı kökten gelen kelimeler. Yakınlık demek, Allah'a yaklaştıran demek. Kurban. Kestiğiniz kurbanlar, ne yaparsanız yapın, eğer hakkını eda etmişseniz, o kesilen kurbana hürmet etmişseniz, et kemiğini, bağırsağını, ötesini, berisini sağa sola atmamışsanız, kedilere, köpeklere yem yapmamışsanız, aynen bir insan gibi, bir şehit gibi o kurbanın bağırsağını, efendim işkembesini, her neyse içinden dışından çıkan parçaları, kemikleri, yedikten sonraki kemiklerini dahi açtığınız bir çukura gömmüş, temiz, hürmetli, saygılı davranmışsanız o kurban mahşer günü aynen canlanıp derisi, kurbanın derisi çok önemli. O deri, o kestiğiniz kurbanın zarfı olacak, zarf. Nasıl mektubu zarfın içine koyuyorsunuz? O kesilen kurban mahşer günü dirilecek, mahşere getirilecek, aynı deriyle
aynı kemikler, aynı boynuzlar, aynı neyse özelliğiyle çıkıp, "Ya Rabbi beni şu